Bu kez yer Hatay. Ranturna, zeytin ağaçlarına kıydınız. Çok üzülüyorum çünkü bir yıllık emek. TOKİ görevlerine dedim ki bekleyin. Avukatım şimdi şu anda mahkeme kararı almak için uğraşıyor. 2 saat müsaade edin ve etmediler. İnanışa göre kutsal, kanunlarla da korunuyor aslında zeytinlikler, zeytin ağaçları. Ama Hatay Kırıkan'da, Hatay'ın diğer bölgelerinde de olduğu gibi ne kanun ne de kural dinlendi. Zeytinliklere ansızın geldi ekipler, sahiplerine hiçbir tebligat bile yapılmadan yerlerinden sökülüp atıldı. Üzerindeki meyvelerle birlikte hiç oldu zeytin ağaçları. Ağaçların sökülmüş olduğunu gördüm. O anda kepçe operatörüne şunu sordum. Siz kimsiniz? TOKİ'ye yol açıyoruz dedi. Ama dedim bizim haberimiz yok. Kimi kepçe operatöründen kimi tesadüfen öğrendi. Hatay Kırıkan ilçesine bağlı Soğuksu köyünde TOKİ'nin konut ve yol inşaatı için belirlediği alanda kalıyor zeytinlikleri. Geçimlerini sağladıkları arazileri tapu kayıtlarından düşürüldü iddiaya göre. Devletimiz bize bilgi vermeden 13 tapu üzerindeki mülkiyetimize el koymuş. Şu ağaçlar da 65-70 yıllık ağaçlar. Davalar açıldı, kararlar beklenmeden iş makineleri zeytinliklere girdi. Ağaçları sökmeye başladı. Yürütmeyi durdurma kararına rağmen kolluğunda, gözü önünde bizim ağaçlarımızı katlettiler. Daha önce mesela 7 deprem, bu sefer 9 şiddetinde oldu. Hükümetin depremi. Biz devlete güvenmeyeceksek hükümete kime güveneceğiz? Hataylı'ya göre zeytinliklerinin yakın çevresinde hazine arazileri ve atıl topraklar da var. Her yıl ürün aldıkları geçim kaynağı olan ağaçların söküldüğü tek yer Kırıkan'da değil. Hatay Defne'de zeytinliklerin ortasından geçen 3 kilometre uzunluğundaki bu yolda çok yakın zamana kadar aslında zeytinlikti. Ama iddiaya göre hak sahiplerine sorulmadan, haber verilmeden ağaçlar söküldü ve TOKİ evlerine uzanan bu yol yapıldı. Çevredeki diğer zeytinliklerde yine hiçbir resmi işlem yapılmadan sökülmek isteniyor. Özellikle hafta sonları geliyor iş makineleri. O yüzden bölgede yaşayanlarda her hafta sonu mallarının başında nöbetteler. Tanımadığımız bir adam kepçeyle söktü gitti. Hani adalet, hani? Bu zeytin ağaçlarını koparmak, atmak bir suç. Karşıda orman vasfını yitirmiş, kesilen ağaçlar var. Oraya TOKİ yapılabilir. Birkaç ay sonra dallarından zeytinleri toplamayı beklerken şimdi karşılarında ağaçların sökülen kökleri var. Köylüler sadece dedelerinden kalma toprakların gittiğine değil, milli servetin değer görmediğine de üzülüyor. Bu gördüğümüz arazide bir dönümden yaklaşık 3 ton zeytin tohumu alınır. Buradaki bir dönümümüz en verimli dediğimiz Çukurova'da 15 dönüme denk geliyor. Bizim zeytinlerimizi sökmesinler, yerimizi, tapılı yerimizi almasınlar. İzin vermeyeceğim. Bahçelerime, zeytinlerime girmelerine kesinlikle izin vermeyeceğim. Evet, 20 yıldır bu çığlıkları, bu sesleri, bu tepkileri duyuyoruz ama hep daha fazlası oluyor. Ranturna daha fazla ormanımız yok ediyor. Merak ediyorum daha ne kadar bu insanların, bu milletin, bu memleketin ciğerlerini söküp atacaksınız bir kenara. Ama doymuyor müteahhitleriniz. Hiçbirini doyuramıyoruz. Köprüler verdik, otoyollar verdik, alt geçitler verdik. 25 yıl garanti verdik. Dolarla üstelik garanti verdik. Hepsine her ay milyonlarca lira para aktarılıyor bu ülkede bu yurttaşın vergileriyle. Ama doymuyorsunuz. Depremzedenin, çiftçinin ağacına, zeytinine göz dikiyorsunuz artık. Ayıptır, son noktadır. Yahu depremzededen ne istiyorsunuz artık? Hatay'da, koskoca Hatay'da yapacak başka yer mi kalmadı o yolu, o binaları? Bari depremzedelerin evini yapmadınız, ekmeğiyle de oynamayın. 1,5 yıldır yaşadıkları ortada o insanların. Bari onu yapmayın, onları rahat bırakın. En azından el insaf.